Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben gayet iyiyim arkadaşlar. Bugün bir günlerden Perşembe. Artık bu video ne zaman yüklenir onu bilmiyorum. Börek yapacağım arkadaşlar. Pazara gittim. Pazardan ıspanak aldım. Dedim bir de börek yapayım dedim. Çocuklar da ne zamandan beri istiyorlardı dedim. Mustafa kaç günden beri söylüyor anne börek yap börek yap diye. Dedim bari yapayım dedim. Bu parmağımdan dolayı yapamıyordum. Parmağım da çok şükür iyileşti. İltihap falan kalmadı. Sadece tırnağın düşmesini bekliyorum. Artık ne zaman düşer bilmiyorum. Zaten kendi arkadan geliyor yavaş yavaş. Burada bayağı bir çıktı. Unumu ıspanağımı yıkadım arkadaşlar. Doğradım, yıkadım güzelce 3-4 suyla yıkadım. Onu mutfağa bıraktım. İçine de soğanını doğradım, bıraktım. Rümeysa dedi geç oldu yapmayak dedi ama insan ne pişireceğini şaşıyor onun için dedim bari yapak kızım dedim. Hem bir öğün yemeğimiz çıkmış olur dedim. Unumu koydum, biraz tuz attım. Bir çay bardağı kadar da şöyle üstüne yağ gezeledim. Çünkü yağ oldu, yağ şey yaptığınız zaman daha bir güzel oluyor böyle, çıtır çıtır oluyor böyle. Biraz da şöyle şu kadar da sirke koyacağım arkadaşlar içine. Sirke de daha çıtır çıtır olsun, güzel olsun diye. Suyumuzu yanımıza aldık. Rümeysa mutfakta temizlik yapıyor bir yandan. Ben pazara giderken Rümeysa başlamıştı temizliğe. Daha bitirememiş. Dolapların falan içini siliyor. Mustafa ile ben pazara gittim. Abdullah da kapının ağzında bekliyordu. O da bizi bekliyordu herhalde. Şöyle biraz yumuşak yoğuracağım hamırınınkine. Açarken zorlanmayayım diye. Çünkü benim şeyden dolayı, neyden dolayı bilmiyorum da bel fıtığımdan dolayı mı nedense omuzuma vuruyor herhalde. Kollarım çok ağrıyor. Şu damarlar şöyle çıkıyor hemen ortaya, şişiyor. Aslında doktora baksam doktor bahi bir iş hiçbir şey yapma diyor da. Oturacağım diyor. İşte yok şunu yapmayacaksın, yok bunu yapmayacaksın, hangi birini yapmayacaksın, evde kim var da kim yapacak, çocukların da yaptığı olmuyor ki ne. Ama bizim arkadaş da aynı benim gibi olmuştu, onun da böyle rahatsızdı, kolları falan ağrıyordu kadının, o doktorun dediğini uyguladı. Ama onun kimsesi yoktu, kocası yurt dışında, çocuklar da üniversite okuyorlardı, kendisi tek başınaydı. Dinleniyordu ama şöyle bir şey var. Kocası mesela bu virüs yokken yurt dışından geldi mi bütün akrabalar hoş geldin'e gidiyorlardı adamın yanına. Kadının bütün yorgunluğu orada şey oluyordu, çıkıyordu. Yani evde dinleniyordu ama bir misafir geldi mi, kocası geldi mi hepsi geri şey oluyordu. Yorgunluk geri başlıyordu. Baştan söyleyeyim, asma yaprağı isteyenler bana Instagram'dan ulaşsın. Ben unutuyorum çünkü hangi yoruma yazdınız, hangi şeye yazdınız bilmiyorum. Instagram'dan Zehra'nın iğne oyaları 010 yazarsanız zaten şeyinde profilinde motif var, iğne oyası motifi var. Oradan bulabilirsiniz beni. Artık Instagram kullanmayanlar başka bir şeyden ulaşacaklar, nasıl ulaşacaklar onu ben bilmiyorum. Onun için çok isteyen var. O günü o şeyde sarma yaptığımızda çok soranlar olmuş. İsteyenler var yani, artık bu sene zaten yok, bitti de. Artık yenisi çıktığında, çünkü buradan da isteyen çok oluyor. Şey yapmasam bile ne? Mustafa'ya toplattırıyorum ben. Beraber şey yapıyor. O şey olmasa da eşimle beraber şey yapıyor, topluyor. Damın üstündekini hadi iyi kötü ben çinkonun üstüne çıkıyorum. Oralar kenarlarından şey yapıyorum, topluyorum da merdivene çıktığım zaman belim çok ağrıyor. Onun için
Oradakini topluyorum, merdivendekini de eşim yardım ediyor, topluyor. Geçen sene mesela baya ben şey yaptım, topladım, sattım. İsteyen olunca verdim. Buradan eşimin okul müdürü vardı, o sene çalıştığı okul müdürü İsmail Hoca. Onlara şey yaptım, topladım. Dinçer Hoca var, onlara şey yaptık, topladık. Onlar parayla aldılar, 2015 kiloluk aldılar. İsteyenlere parayla da satıyorum. İsteyen olursa da tabii ki bir yemeklik Allah rızası için veriyorum. Çünkü benim de asma yaprağım olmadı zamanında. Ben de çok istedim milletten ama veren veriyordu, vermeyen de vermiyordu. Hamuru biraz çokça yoğurdum arkadaşlar. Ispanağım 2 kiloydu. Büyük tepside yapacağım şöyle, koca tepside. Mustafa'ya dedim, fırın kaçta kapanıyor dedim. 6.30'da kapanıyor anne dedi. Ama yetişir bizimki şey yaptıktan sonra, hamurunu yaptıktan sonra, içinde hazırladıktan sonra çabuk şey oluyor zaten. Tepsi mi kayıp mı? Tepsi. Çabuk olur kız, ben açarım sen içlersin. Bugün hava güzel, güneşli. Başka yerlerde nasıl bilmiyorum da bugün hava burada güzel. Ama iyi yağmur yağdı. Bizim yatak odası göl oldu böyle. Kimi yerine kova koydum, kimi yerine leğen koydum, kimi yerine küçük şeyler vardı, onları koydum. 4-5 yerden akıyor. Zaten o aktığı zaman orada yatamıyor. Burada yatıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Benim kulağım, bilmiyorum ki ne kızım. Benim kulağım hiçbir şey duymasa arkadaşlar, at gitsin. Benim kulağım hiçbir şey duymasa o suyun şıpır 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 kovaya damladığını duyuyorum ya. Ses yapıyor, onu duyarım. Hiçbir şey duymam, onu duyarım. Ona odaklanıyor insan. Bu sefer de hadi uğraş. Uyu uyuyabilirsin. Yorganı tepeme çeksen de ne yapsan da. Zaten yorganı tepeme çekip uyuyamam da. Öyle de yapsam uyuyamam. Zaten Mustafa burada yatıyor. Meysa ile Abdullah öbür tarafta yatıyor kendi yataklarında. Mustafa burada yatıyor artık. Mustafa diyor ben orada yatmam diyor. Büyüdü çocuk, haklı. Kışında şey geçen sene işte bu giden yazda burada yaptık, yattık hep beraber şeyde. Klima var diye sıcaktan. Bizim evin yönü ters. Bir de çinkolu olduğundan çok sıcak oluyor. Vantilatör de kar etmiyor. Yakan da çok yazın. Onun için burada yattık. Alıştı Mustafa burada. Şu turuncu çekkatta yatıyor. Sabah da kalkıyor, kendi yatağını topluyor. Akşam da kendi yatağını kendisi seriyor zaten. Hamurum güzel oldu arkadaşlar. Yoruldum ama değdi. Bunu bezeleyeceğim. Rümeysa. Bana o bir tane şey getir kızım, biraz içine un koy da. Getir de, bir kap getir de bu bezeleyim de içine koyayım. O ağzı kapaklı kazan var ya, büyük kazan hani yemek yaptım. Onu getir içine un koy, biraz un sepele.
dinlendiği zaman daha güzel oluyor. Hı. Hey kızım. O nerede? Kafan gözü kır. O nerede? O orada torbada. Unumuz da zaten az kaldı, bitti. Dün ekmek yapmıştım. Çok hoşlarına gitti. Ekmek. Ay yoruldum vallahi. Bir orada pazara da gittik, acele acele geldik. Bir de anons yaptılar pazarda. Şeysiz, maskesiz, eldivensiz. Bizim maskemiz vardı ama eldivenimiz yoktu. Eldiven de artık oradan bir sebzeci sağ olsun hemen verdi de. Üstüne tam ver onu. Sen git hadi. İşine bak. Çıp çıp. Büyük tepsiye yapacağım için bezlerine biraz büyük alıyor. Şöyle bir şey, ben iki kat yapıyorum, iki katını şey yapıyorum. Ne onun adı? Bir kat, bir katına iç koyuyorum, iki kat koyup üstüne sonrasında iç koyuyorum. Öyle yapıyorum, öyle güzel oluyor. Geçenlerde bir arkadaş yazmıştı bizi katına şey yağ sürüyoruz diye. Yağla ben şey yapmıyorum, hamuruna zaten yağ koyduğum için. Yağ arasına sürmüyorum. Bir de benim eşim yasak olduğu için yağlı fazla yiyemiyor. Safra kesesini aldırdığında o zaman ameliyat olmuştu. Doktor dedi yağlı yeme dedi. Onun için yağlı yiyemiyor. Yağlı yediği zaman rahatsız oluyor. Onun için normal yapıyor artık. Şu anda ben sipariş almıyorum. Bir de isteyenler acil istiyor. Acil olduğu için ben acil sipariş almıyorum. Çünkü parmağım ağrıyor. Geçenlerde de şey yaptılar, bana sordular. Instagram'dan çok yazan olmuştu. Ben almıyorum şimdi. Çünkü isteyenler acil istiyor. Onun için parmağımdan yapamadığım için zorlanıyorum. Bir de hem kıvırıyorum hem zürafasını yapıyorum. Yani çoğu arkadaşlarımız mesela hem kıvırıp hem zürafasını yapmıyor. İlk önce bizim burada bir arkadaşımız var. O dikiyor ilk önce, ondan sonrasında zürafasını yapıyor. Yapamıyorum diyor, öyle diyor. Onun için ben şey yapamıyorum. Aha, az sadece videoyu çekebiliyorum, o da videoyu da inan ki ne çekerken çok ağrıyor. Çünkü İnoyasını takip eden arkadaşlarımız var, onlar biliyor. Oradan eğer izlemek isterseniz kanalımdan izleyebilirsiniz. İnoyası kanalından izleyebilirsiniz. Orası da aynı Zehra'nın İnoyaları. Yine böyle mavi motif gül resmi var orada. Yani çiçek resmi var mavi. Kenarları siyahla yapılmış. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Zaten İnoya şu bu aralar hep şeylerde, kanallarda bir düşüyor. Yani benim kanalda galiba, ben bilmiyorum da başka kanallarda izlenme yüksek. Benimkinde düşüyor. 2, 4, 6, 7. Hamur artarsa küçük tepsiyle evde sobanın fırınında da yaparım. O sorun değil. Sekiz oldu. Bir tane daha yapayım, dokuz olsun. Ama altına da şey yapmak lazım. Kalın bir beze yapmak lazım altına. Altını biraz kalın yapıyorum arkadaşlar. Altı ince olduğu zaman şey yaparken bıçakla kaldırırken şöyle yapışıyor bazen. İncecik olduğundan eriyip gidiyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu böreği yaparken eriyor. Hamuru resmen yani şey pişerken eriyor. Yaparken değil.
pişirken hamuru eriyor. Bak şu büyük. Bu büyüğü altına, en altına. Tepsinin de büyük zaten, şimdi görürsünüz. Tepsinin de bayağı büyük. Hususi gittim onu komşulardan istiyorum, vermiyorlar. Şeyden istiyorum, ne onun adı? Öbür grom tepsi, maden tepsi derler bizim orada. Grom tepsiyle yapıyorum. Adam diyor ki ne bundan olmuyor, yakıyor bu diyor. Fırıncı. Kimse vermedi, vermedi. En sonunda gittim artık çarşıya. Bir gün yağmur yağıyor, sicim gibi. O sinirle gittim çarşıya. Aldım getirdim, büyüğünü almışım. Onu geri götürdüm. Bir de çarşı bize çok uzak, dolmuşla gidip gelmek gerekiyor. O zaman bu dediğime ta buraya yeni göçtüğümüzdeydi. Ondan sonra bizim karşıda fırın yoktu. Şu ileride fırın vardı, Musa'nın eski çalıştığı yerde. Oraya götürüyordum. Ona sığmadı, ağzından girmedi. En sonunda artık gittim abi dedim, bunun bir küçüğünü ver dedim. Bu dedim fırından girmedi dedim. Gittim bir küçüğünü aldım geldim. Şimdi benim iki tane var. Biri normal şöyle biraz büyük. Biri tam büyük şöyle. Önceki videomda da zaten şey yaptıydım ama gördüyseniz. Şimdi taklamı getireyim arkadaşlar. Oklavamı getireyim. Ondan sonrasında böreğimizi yapıma geçelim inşallah. Arkadaşlar tahtamızı hazırladık. Bezelerimiz burada yine. Şimdi başlayacağım ben. Rümeysa da bakırı dökmüş. Rümeysa da şimdi içinin şeyini, malzemelerini koyacak. Ben açana kadar o da şey yapar. Tepsimi de yıkadım, getirdim buraya. Hazır ettim. Bazen öyle bir yorucu geçiyor ki ne günler. İnanın İnsan tutacak dalı kalmaz derler ya, aynı hesabı, şeyimiz kalmıyor, takatımız kalmıyor, öyle ki ne yoruluyor bazen. Evin işiydi, yemeydi, içmeydi derken. Kızım bana erkence bir un getirel anne. Bizim çocuklar kuş peşine şey yaptılar. Bir dolap tutturdular, ille bir dolap şey yapacağız diye. Dolabın peşine gittiler. Ha? Yok getir hadi şu an şu. Al. Şuna koy da getiriyor. Biri demiş ki ne? Rümeysa demiş ancak iş yapıyor. Oğlanlara niye iş yaptırmayın demiş. Oğlanlar iş yapmaz olur mu? Mustafa cazım çamaşırımı seriyor, yeri geliyor. O Rümeysa'nın bir hafta hasta yattığında hep Mustafa mı yardım etti bana sofrayı sermeye, toplamaya, Abdullah olsun, Mustafa olsun. Tabii ki o, onlar da yapıyor. Yeri geliyor Rümeysa ile biz içeride uğraşırken Mustafa'ya diyorum, al oğlum diyorum, hava güneşliyken şu çamaşırları ser diyorum. Yavrucağızım yok bile demiyor. Seriyor. Hepsi çok merhametli, Allah razı olsun. Ben çocuklarımdan razıyım, Allah da onlardan razı olsun. İçli köfte yaparım, bakarsınız mesela Mustafa'm yardım eder, börek yaparım yardım eder. Ondan sonra şey dün, artık bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum. Çarşamba günü ekmek yaptım fırında, kuzine sobada. Mesela onu şey yaptı, ne onu aradı, Mustafa çevirdi, şey yaptı, yardım etti. Rümeysa da bulaşığı yıkıyor, evi süpürüyor işte. Ben de videoyla uğraşıyorum. Benimki de kolay derken videoyu her yerini ayrıntılı ayrıntılı gösteriyor. Ben bir kanalla şey değil, ben İNS kanalım da var, oraya da video çekmek zorundayım. Yağını bağla da geldi. Yağını koydun mu üstüne? Koydum. Mesela herkes ne için? Evladı için şey yapar. Ben tek başına, eşimle ben olmuş olsam küçük fırın tepsinde şurada yaparım ben. İki tepsi yaparım mesela. Birini akşam yedim, birini de sabah kahvaltısında ye. Ben öyle şey yaparım mesela. Ama çocuk olunca işte olmuyor. Bunun bir tepsi yapıyorum maşallah. Seviyorlar. Hamur işini de seviyorlar yani. Eşimin ailesi de sever. Kaynımgil falan seviyorlar. Kaynımın biri İstanbul'da oturuyor. Biri Adana'da oturuyor. Bu pandemiden dolayı zaten. İstanbul'a gidemiyor zaten de. Adana'dakine de zaten pandemiden dolayı gidemiyor.
Öyle sık gidip gelmiyor. Onun hanımı da çalıştığı için gidemiyor. Hanım hastanede temizlik işinde çalışıyor. Kaynım Migros'ta güvenlik. Görümcemi de zaten videoda bir kere gördünüz. Onlar da artık şeyden dolayı, pandemiden dolayı gelemiyorlar. Herkesin işi oluyor, gücü oluyor. Zırt pırt gezmeye gidilmiyor ki. Burada yakında ailem olacak, altında arabam olacak. Gideceğin bir videon oluşur, hem bir oturursun sohbet edersin. Sizler de kimin ne olduğunu bilmiş olursunuz, tanışırsınız. Ama işte olmuyor. Ispanağımız böyle arkadaşlar. Yıkadım ben. Şey yaptım. Biberini falan attım üstüne. Üstüne de, pardon, Rümeysa attı biberini. Ben soğanı doğradım, şey yaptım. Hazırladım. Rümeysa da biberini attı. Tuzunu attı. Tuz attın mı kızım? Evet. Tuzunu muzunu atmış, hazırlamış. Getirdi. Şimdi içleyeceğiz. Biraz da şimdi sobanın talaşı geçmediyse üstüne mercimek çorbası koyarım. Mercimeği de seviyorlar. Güzel olur sıcak sıcak. Aslında çayla da güzel oluyor da çorbayı seviyorlar. Bizim Mustafa bir keresinde bir yere gitmiş. Gittiğinde de orada kadın börek yapmış. Böreğin yanına da mercimek çorbası yapmışlar. Odur budur Mustafa mercimek çorbasını ve böreği sever. Anam boyum da yetişmiyor kız benim buna. Öbür sak da iyiydi. Bu büyük dedik, buna alçak dedik. Şöyle ayaklarımın altına sokun da iyice bari. Öyle yapayım. Yoksa buna boyum yetmez benim. Gücüm de yetmez. Görürsün aman ne oluyor bir. Oradanlıkta, taytlar altında. Hadi kızım şey yap da. Bunun ayağı yamuk mu oldu? O bak hele o tarafın ayağı yamuk mu oldu kızım? Bu ayağın biri oynadı herhalde. Yok. Oynamamış. Hadi siliver de şunu koyayım içine. Onu da yağ damlatman gerekiyor. Hiç de söylemiyor. Tamam, şey yap da tepsiyi götür. Dur. Sobadan ses geliyor, vallahi yanıyor herhalde. Ay kızım pencere ört, kız belime vuruyor vallahi, ağrı belime ağrı benim şimdi. Ay omuzlarım çöktü resmen. Ben bayağı. Bizim burada bir komşu vardı, derdi ki ne? Sen derdi iş yaparken derdi eline her şey yakışıyor derdi. Bir gün dolma yapıyordum, o geldi. Kapının ağzına oturdum, dolmalığı da oyuyum. Tabi o zaman daha kanal manal yok. Getir kızım. Akıtmayayım mı? He yağını damlat da hadi şunu da koyarım içine. Dedi senin eline dedi böyle yemek işleri falan dedi yakışıyor dedi. Tamam. Elini hemen sürüver. Azıcık geri gel de tripodun ayağına değmesin. Büyük bir açmışım, görüyor musun?
kenarlarını ayarla kızım sen de al. Bak bezi yatkın oluyor şeye, önceden yapınca yumuşacık oluyor, yatıyor bari. Şey olmuyor. Zorlanmıyor insan. İlk bezi açarken zorlandım, kolum ağrıdı. Şu omuzumun şurası ağrıdı. Bunu karıştıracak mı? Karıştıramam mı? Dur şunu açayım diyorum. Bunun altına bir tepsi getirseydin iyi olurdu kızım. Neyin altına? Şuna. Onun babanın şey delik ya. Babanın delik onun. Onun için içinden suyunu yaptım. He? Ona sığıyor anca. Karıştırmak ona yetiyordu. Hamuru koşun da altına koyacağım. Onu mu koyacağım? Hı? Onu mu koyacağım? Yok, ona şimdi iç döşeyeceksin. Sen içi döşeyene kadar ben bunu kenara koyarım, öbürünü açarım. Nasıl olur? Hızlı hızlı yapalım. He. Yeter. Artarsa atmaz ama hamur atmaz. Hamur kalmadı gitti. İç de artarsa kavur verir kendine. Artarsa ben diyecektim. Küçük tepsi yapak diyecektim de küçük tepsiye de hamur kalmadı. Yeter. Gücüm kalmadı ki. Şimdi vakit geçer şimdi. Bizim köyde eskiden rahmetlik babam köyde kimseye fazla keşik derler ekmeğe. Kimse gitmez birbirine. Gidene giderler, gitmeye de gitmez. Babam da derdi ki anneme, rahmetlik babacığızım, ne milletine uğraşıyorsun derdi. Yoğur hamuru sen aç, ben pişiririm derdi. Eskiden ocaklık olurdu evlerde. Köy evlerinde. Şimdi zaten bazı evlerde var, bizim köydeki evlerde var. Toprak olan yerlerde var. Gerçi şimdi toprak olan yer kalmadı da herkes beton yaptırdı artık. Ocaklık. Ne onun adı? Kibarcası şömine. Öyle diyeyim yani. Şey yaparlardı. Rahmetli babacığım anama derdi hamuru yoğur hadi derdi. Yoğururlardı güzelce. Annem yoğururdu şöyle. Bundan büyük bir leğenimiz vardı. Annem onun içinde hamuru yoğururdu. Bezelerdi. Rahmetli babacığım pişirirdi. Ama böyle bir ekmek pişirirdi. Nar gibi kızartırdı. Bir de odun ateşinde. Babam rahatsızlandıktan sonra annem hep oduna gidiyordu. Daha oduna amcamın oğulları giderken annem de gidiyordu onlarla beraber. Çünkü kadın tek başına nasıl gitsin? Korkuyor. Ha kızım.
He, Emre Dağ'ın ben vardı. Öbürleri evlendi. En güzel. He, evlendiler onlar. Antep'e gittiler. Evlenen gitti zaten. Abilerim evlendiler. Antep'e gittiler. Ablam da ilk önce burada Ceyhan'daydı ablam. Onun da kocası rahatsızlandıktan sonra o da Antep'e göçtü. Gitti kendisi çalışması için. Abilerimin yanına gitti. Burada olmuyor diye. Enişten işe çalışamıyor artık dedi. Kendi gitti. Şimdi kendisi çalışıyor. Şurada 5-6 ay falan kaldı herhalde emekliliğine ablamın. Ablam bir de küçükken de çalışmış hep. Yani 18 yaşı bitmiş. Abimle beraber Antep'te fabrikada çalışmış hep. Onun için emekliliği erken oldu yani. Vallahi hiç bilmiyorum. Senin arasında kaç yaş var? Bilmiyorum ki. 40. 40 küsür var teyze. Şimdi ben bu elimi nasıl edeceğim Rümeysa? Ancak peçete ver elimi sileyim de bari geri açmaya devam edeyim. Yine kal. Peçete burada yok mu? Burada. Güzel, buzumuz da var. Buzumuz biraz. İyi olmuş ama. Hadi onu döşeyi ver de. Yıkama gibi olmuyor da yine de elimi sildim. Oraya döktüm. Eskiden zaten peçeteler şeydi, el bezi gibiydi hani. Eskiden peçete mi vardı, el beze vardı. Herkes yemeği yedi mi, herkesin bir el bezisi oluyordu ya da cebinde mendili oluyordu, ondan siliniyordu. Ama şimdi ne, her şey peçeteye döndü. Mendili de kimse kabul etmiyor artık. Ben de kullanıyordum. Kim? Rümeysa bir ara takıntı yaptıydı. Bir el bezi vardı. Onu hususi kendine ayırmıştı. Cebinde taşıyordu. Sonra bir çıkarttı herhalde Rümeysa, bir daha eline alamadı. Bez yok ki. Bezi kaybetti. Yıkadı, yıkayınca kayboldu bez. Bunu ayarlayabilirim değil mi sen? Ben. Şöyle ortaya koyacağım. Açacağım. Çok mu koyayım? Al. İçine biraz şey koy ya. Fazla koy yani, şey olsun, içli olsun biraz. İşi guru guru olmuyor öyle. Evet. Eşim o içini az seviyor ama biz mecbur. İçine biraz bol şey yapıyor. Bizim de telefon belli bir dakikası var. Oraya geldi mi kapanı veriyor kendiliğinden. Kapanırmış, bazen hiç haberimiz yok. Sohbette kapanmıştı. Sohbette kapanmış. Zaten hafızası da yetmemişti. Eşimle sohbet ederken kapanmıştı. Hafızası da yetmedi. Anam telefon ne yapsın? Yeni OS'i bir yanda. Vlog bir yanda. Ortaya koyacağım kızım. Onun ortası ortaya gelecek. Ondan sonra yavaş yavaş açacağım. Şimdi bunu şey yaparım. Kareli yaparım. Kareli biliyorsun zaten. Onu gösterdim sana daha önce. Yetti mi? Evet. Üzük şöyle geriye gel kızım, tepsi de çek ki değmesin, değmez de devrilir üstümüze. Deprem olur. Ne? Deprem olur. Telefonun devrilmesiyle. Kaç büyüklüğünde? Bilmiyorum. Annemle bir gün ben de gittim oduna. Ama Ramazanlık. İyi biliyorum. Hatırlıyorum yani. Annemle gittik. Allah'tan ki ne? Babamın aşçılığı var. Yani başka yerde de aşçı olarak da çalışmış. Biliyor her şeyi. Gölde çalışmış. Göle gitmiş, balık tutmuş. Ondan sonra aşçılıkta çalışmış bir lokantada. Paçayı falan çok iyi bilirdi rahmetlik. Sonra artık en son şeye girmiş.
Yok, en son gölde şey oldu. Demir yolları var ya, hani bu tren yolları. Orada çalışmış. Orada da fazla şey olmamış zaten. Orada çalışınca Ne olarak? o demir yollarına bakıyorlarmış artık. Neye bakıyor da bilmiyorum Tamam, hani. böleceğim mi? Yok. Bak bakayım kim var. Ondan sonra zaten ben doğmuşum. Benden sonra işte ben doğduktan sonra mı bilmiyorum. Ben doğmadan önce mi? Ben doğmadan önce hastalanmış baba. Hastalanınca benim de doğunca artık bir kadına emanet etmişler beni. Demişler hani ben 5 aylıkken babam kötülenmiş böyle. Zatüre falan hepsi birbirine karışmış. Kötülenince beni birine emanet etmişler. Demişler sen bunu emzir. O da başka bir yerde. Annemin memleketinde. Maraş'ın başka bir yerinde. Kadın beni emzirmiş, bakmış kendi çocuğuyla beraber. Gerçi şimdi kadını da görsem tanımam. Hiç gitmedim, bilmiyorum. Annemin memleketine gitmezdik. Yani annem götürmüyordu bizi. Kendi gidiverip geliyordu. Zaten rahmetlik nenemle dedem yeni öldü, yazın öldü. Nenem de ondan bir sene önce öldü. Osman amca geldi. Kim? Osman amca. Ne diyor? Baba nerede mi dedi. Ben de yok dedim. Şey arayacakmış dedi. Ben şurada bekliyorum. Ben tamam dedim. Tamam, şunu kontrol et, kapanmasın gene. Yok, kapalı değil şu an. Kaç dakika olmuş? 20. Ha? 20. Ha, 7 dakikası var. 27 dakikada kapanıyor. Bekliyor, arayacakmış babama. Ben de tamam, kapalı. Tavuk yine gelmiş. Hangi tavuk? Şu grill yok mu? Çilli mi? He. Benekli benekli. He. Yine bahçede. Dışarıda mı? He, Onun şurada. yüzünden bir şey de ekemiyor. O şu onların yaralı da söyleyeyim de onun kanadını kessin bari. Ben besleyemiyorum evin önünde tavuk şey. Eve yol üstü diye. Bu benim de şey yapıyor. Kimi inek besleyesi geliyor. Kimi tavuk besliyor. Ver hele kızım tepsiyi. İnek besleyemem. Tamam. Bunu ayarla. Burada açtığından bak büyük oluyor. Öbüründe de tam tersi biraz küçük oluyor daha. Hatırlıyor musun? Tahtadan kaynaklanıyor. Küçük gibi gözüküyor gözümüze. Yani bir sırada şey hamur bir sırada şey yapsak nasıl olur? Nasıl bir sırada hamur? Yani öyle de çok şey oluyor kızım ya. böyle Hamur çok gibi oluyor. böyle hamursuz olmaz mı? Yok böyle daha güzel oluyor. Hep böyle yapıyor ki ya. Hep böyle yapıyor da. Yani bir kere bu arkada yapsam. Çorbanın için geldi sağ ol Osman amca. Anne kaç tane hamur kaldı? 2, 4, 6 tane olmuş. Bu elimdekine 7. Yeter mi Yetişir bu? yetişir. Yok yok bu yet hiç yeter mi? Onun diyor. Yeter sahar. İki kata bir kat koyuyorsun zaten. He. Yeter sahar. Yettiği yere kadar. Ona göre ayarla işte. Artarsa sabah kahvaltısında yersiniz. Sabah kahvaltısında şey yapıyorlar. Isıtıyorlar şeyde fırında. Tabakla koyuyorlar. Isınıyor zaten. Soba yanıyor ya. Isınıyor. Çayla beraber kahvaltıda yiyorlar. Limonla. Limon sıkıp. Abim de mi herhalde. Sesten de duydum. Ses geldi de. Abdullah'ın sesi geldi sanki. Baban nereye gitmiş ki ne? Ben bilmiyorum ki. O da sordu. Baba nerede? Etraf dedim. Nereye gitti? Selamünaleyküm. Aleyküm selam.
hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sen sorma hanım. Kestirdik yani şükür. Çok şükür. Ay. Babam dedi sizi onu yapayım dedi parçaya dayadım. Nerede baba? İlyas'ın orada oturuyor. Geliyor mu? Osman amcan gitti mi? Osman amca der ki o arabadaki. Kim ya? Oo. Başka bir adam var. Oo, abi. Oo. Arabada bekliyorum Osman, dedi o. Osman yanında kadın var mı? Görmedim onu. Yanında kadın dışarıda vardı. Kimse yok mu? Osman amcanın arabasına benzer araba var. Osman amcan dışarıdan mı değil mi? Dışarıda oturmuyor. Yok. Arabada zaten. Tamam, içine kadın var ama. Kadın kim? Git bak bakayım. Git bak bana hem yöre. Abi zaten onu bakmaya gitti. Anne. Bakmaya gitti zaten. Şey. He. Neyin adı? Bak ne diyecek yine. Ne diyeceksin Abdullah? Sana bas getir. Kapıyı açayım. Gidiyorsan git ört kapıyı de. Biz, lafa dokunma bizi yürü. Onunla biz dandayız tamam mı? Hayır. Nereye dandırdı lan? Nereye dandırdı? Dandan üstündekinde. Nasıl çıkacaksın oraya, merdiven mi var? Merdiven var ya anne, biz çıkıyoruz oraya. Devrilirse görürsünüz. Kapıyı açsana. Burayı burayı kırarsınız. Ellem örtsün ya. Abi. Çocuk deli diyor ya. Bir de. Bundan bir kuş sevdası başımıza bela oldu. Bir de dava çıkacağız da kapıyı hemen kapatıyor. Şöyle yarabbi. Oğlum kızım getir hele. Tepsimiz bu büyüklükte. Küçük. Onlar daha vursaymışım iyi olurmuş. Bu sefer küçük oldu. He. Hepsi yetti, bu küçük geldi sadece. Şöyle yaparsa şöyle yaparsan. Hı? Şöyle çekip güzel. He, bir şey olmaz. Tipot ayağına değmesin. Evde dursana, videoyu onlara çektireceğiz. Evde de durmuyorlar. Dışarıda kaç tane var? Ne? Kuş. En ne son... bileyim ben, 10 tane tamamladılar herhalde, daha çoğalmazsa. En son 7'ydi. Ben öyle hatırlıyorum. 7'ydi, 10'a tamamladılar. Gittiler aldılar geldiler şey, bu dişi. İçeride erkek de var. Olmazsa olmuyor, erkek dişi olmazsa olmuyor, kavga ediyorlar diye diye. Kah dişi getirdiler, kah erkek getirdiler. İçeride var 2 kutu. Bir kutuda 2 tane var, diğerinde 1. Her şey o kuşun bahçeye düşmesiyle başladı. Keşke de o kuşu yapmıyordun hiç. Ben de görünce gittim baktım. Bundan sonra ne de görürsen gör al. Götürme. Duyurma. Kedi dedi, kedi dedi. Gitmiş kediyi porlamış, toplamış, getirmiş. Ne gereği var? Ne dışarıda bir şey yapamıyorum ben o kedilerin yüzünden. Hücum ediyorlar yavruları. Yok. Kızım ben hayvan sevgisi yok değil ama bak bir şey yaparken kedilerin yavruları hücum ediyor. Koşuşuyorlar hepsi hep. Bir arzu değil ki ne 5 tane. Belki çok severim. Tamam ben de seviyorum, sevmiyorum değil ama gel gelelim bir şey yaparken hücum ediyorlar. Ona sinir oluyorum ben. Yavruları da çok seviyorum. Allah'tan baban izin vermiyor. Baban izin verse bunlar güzel köpek de getirdiler. Bir şey diyeceğim. Bu kedileri niye takmışız? Sevemiyor. Sevip ne yapacağım? Bu şarkılar da kıyıyor zaten. Ya şu kahverengili siyahlı beyaz var ya. He, Abdullah sahiplendi canım. Bak bakayım ekranda ben görüyorum ama. Ben de görüyorum. Yansıma yapıyor. Yo daha devam ediyor. Kaç 28. Buçuk. Evet.
Şurada kızım kapat da fazla uzun olmasın, millet sıkılmasın. Arkadaşlar böreğimiz bitti. Kusura bakmayın, elektrik kesildi o sırada. Şimdi sosumuzu üstüne döküyoruz. İçinde bir tane yumurta demir Meysa. Evet. Bir tane yumurta, yoğurt, yağ koydur Meysa. Çırptı. Şöyle elimle de süreyim. Güzelce. Elektrik kesilince tam videonun şeyinde sonunda elektrik kesildi. Fırında da kesilmiştir şimdi. Fırında kesilse de kızım onların şeyleri var. Lambaları falan var, ışıldakları falan var. Yok, bu direğe bağlı ya. Şey bağlı da şey ya. Onlar sadece hamur yoğurmak için kullanıyorlar lambayı. Bir de pişirirken. Ateş de şey olduğu için, piştiği için sorun olmuyor. Vallahi kaç kat oldu? Bu kız bu kaç kat oldu Rümeysa? Benim katı geçti herhalde, değil mi? Bilmiyorum. Bayağı oldu. En altta bir tane var. He. Sonra iki tane, yine iki tane, yine iki tane, yine iki tane. Onu geçti. En son. Yine iki tane. He. 4-5 tane, ikişer tane. 10-11 tane bir şey oldu yani. Şimdi gideriz. Şeyde oraya göstermeye gerek yok zaten. Mercimek çorbası yapacağım. Biliyor musunuz mercimek çorbasının içine bir tane patates, bir tane havuç, bir tane soğan. At, kaynat. İster düdüklü de ister normal. Ondan sonra blenderdan çek. Al sana çorba. Süzme şey? Çorba. Niye öyle yapıyorsun ne? Düz mü kesmiyor? Aman kızım rastgele kesiyorum şimdi, yetişmez diye korkuyorum. Geç olursa onlar elektrik kesip diye kapatırlar giderler. Hamur da kalsın onlar için sorun derken ağzını kazanın içine koyuyorlar, ağzını kapatıyorlar. Sabah öbür hamurun içine karıştırıyorum. Böreğim güzel oldu vallahi. İnşallah kapatmazlar. Kapatmazlar. Ne oldu? Tamam, planlı kesinti yokmuş. Arıza bildirim şey yaptım. Şey yapacak en kısa zamanda yönlendirecekler. En kısa zamanda. Dedim vallahi ablam, dedim akşam yemek yapacağım zamanım. Afiyet olsun dedi. Dedim vallahi. O gün de şeyde kesildi, hatırlıyor musun? Ha, biliyorum. Yusuf abi buradaydı. Aha. Kurabiye yap dedim de. O zaman kendi. Aklım bugün cumaya gittim, sokağa çıkma yasağı var dedim. Bak kafam dakika 9'dan sonra vardı yani. Dedim istersen tamam, en kısa zamanda not aldı, şey yaptı. Ekiple gönderecek yani. Şunlar biraz büyük oldu, bir şey olmaz. Şu Mustafa'yı çağır da gelsin, şunu götürsün. Ya bunlar sen dedim kuş uçur diye. Dana çıkacak dedi. Tamam kızım, bu şey oldu. Altında güzel pişirmiş dedi. Tam kesememişim herhalde, acele eder. Arkadaşlar böreğimiz pişti. Mustafa getirdi böreği, piştikten sonra daha sıcak. Ben de bölüyorum. Mercimek çorbamızı da hazırladık. Böreğimiz de bu şekilde oldu. Vallahi çok güzel pişirmişler, ellerine sağlık. Altı falan da güzel pişmiş. Şöyle göstereyim altını. Hakkınızı helal edin, nefsiniz kalmasın içinde. Çocuklar çok seviyorlar böreği. Bu da eşimin bardağı. Eşim çorbayı tabakta içmez. Bardakta içer. Her çorbada değil tabii. Her çorbada değil. Sadece mercimek çorbasında. Zaten yayla çorbasını falan pek yapmıyor ki ne. Genelde mercimekle tarhana çorbası yapıyor. Tarhana çorbasını da babam şeyle içecek hali yok ya. Yani, aşkla içiyor. Korkumdan yazık aşkla içiyorum. Niye? Senden korkuyorum. Niye? Ben seni döveyim mi? He.
Allah Allah. Sen duyar mısın ki? Millet de diyecek herhalde her gün kocasının kafasına şeyle vuruyor. Odunla vuruyor da diyecekler bu sefer de. Kızım keşke şeyi domatesli kitabı alırsaydım. Düşündün mü domatesli kitabı alırsaydım? Ama uzanmaz şey olur. Ya Allah, bismillah. Daha sıcak ya, elim yok. Hadi buyurun yeme. İnşallah geleceğiz. Büyüklerimiz otursun abi. Kızım tuz yatırır mısın babacığım? Tuzlu getirdim ben de. Ah ölüm. Peçete ver kızım. Arkadaşlar videomuzu fazla şey yapmayalım. Zaten gördünüz böreği de sofrayı da. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Menümüz de böyle. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı geceler arkadaşlar.